PC Toplayan Adam kanalından herkese tekrardan merhabalar kıymetli arkadaşlar esenlikler çok kıymetli dostlar sevgili insanlar bugün sizlerle birlikte Gaming Center'de biz Mantis 6180 bir sistem görmüştük değerli insanlar iki gündür videoda onu tanıtıyordum şuradan da yazalım Mantis 6800. buradan ee, man Mastis yazdık Mantis 6800'de de Gaming Center'de satılıyor 18.218 lira fiyatı var bu sistemde eleştirim vardı Ryzen 7 5800X Normalde aldığımızda bir sıvı soğutucu gereksinimi duymadan kasaya ihtiyaç duymadan site bize bunu gönderiyordu. Fakat son günlerde hem işlemci tercih ettiğimizde sıvı soğutucu kitlemeye başladılar bize. Hem sıvı soğutucu 240 taktığımızda bu sefer tuf GT 501 kasayı kitlemeye çalıştılar bize bu sefer. Fakat şu anda size şunu göstereceğim ki benim abonem bunu Ryzen 7 5800X 3D bir şekilde aldı. Sıvı soğutucu almadı. Kasa kesinlikle değişmedi değerli insanlar. Bu şekilde sistemi abonemi rahat bir şekilde gönderdiler. Sonradan böyle bir şey yaptı. Yaptılar. Bu yüzden eleştirmiştim. Bunu da size ispatlayacağım. Biz de biliyorsunuz havadan üfürme yok. İspatlı, kanıtlı, delilli. Gideceğiz şu anda değerli insanlar. Burada abonemizi de görüyorsunuz. İsmini de söyleyeyim. Samet abonemiz. Samet'in merhabalar. Merhaba hocam. Evet sistem kameramızı bir açalım. Şöyle göstereyim. Şimdi değerli insanlar sistem bu şekilde. Ee, sizde de böyle görünecektir. Hatta e, bakalım yayında mıyız? Evet yayındayız ve sistemi görüyoruz. Sistem bir de. şekilde geliyor. Ekran kartı demonte bir şekilde geliyor. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Ekran kartını Samet istersen gösterelim. Kasaya sığmıyor. Aynen şöyle göstereyim. Kasaya istiyorum o Evet. Aynen şuradan girişte sığmıyor şöyle. Evet. Ya. Yok. Evet gözüküyor. Gözüküyor. Şu anda gözüküyor. Sığmıyor. Biz bunu sığdırabilmek Hı. için şöyle bir taktik yapacağız değerli insanlar. Tuf Gaming'in ön taraftaki kapağını kaldıracağız. Aşağıdan e, bastırıp kendimize çektiğimizde kaldırıyoruz. Samet şu anda ikinci fanı sökecek. Ortadaki fanı alacak değerli arkadaşlar. Samet'ciğim başlayalım. Tamam. Ben şimdi buradan sökmeye başlayalım. Evet vidalarını sökmeye başla buradan fanın. Şöyle ilk vidayı söktüm. Şöyle ilk vidayı söktüm. Evet an. ilk vidayı aldık değerli dostlar. Oradan sökmeye devam ediyoruz şu anda. Aynen şu anda hepsi çıktı. Göstereyim şöyle. Tamam kameramızı açalım. Evet Samet şu anda ortadaki fanı aldı değerli arkadaşlar. Ortadaki fan aşağıda kalacak. Yani kasanın en altına sallayacağız atacağız ortadaki fanı Samet. Hocam aynen öyle yapalım. Şöyle koydum şuraya. Aynen öyle. Bu arada bir de... Şimdi bu ekran yerleştireceğim. Tamam. Şimdi yerleştireyim hemen de ki yapayım bunu. Tamam iki elle yap daha sağlam olsun Samet. Aynen şu anda oturdu milyonlar var Harika. Başka bir ne? Evet çok sağlam bir şekilde oturtmuşsun Samet. Harikasın. Aynen şu an şu an, şu an şurada fan boşluğu var bunu tekrardan buradan takarız o Tamam. Tamamdır. Şurada alırız. Tamamdır. Geçirir takarız. Harikasın sen. Güzel. Şimdi Evet oradaki yere vidasını atıver Samet. Şu şekilde işte. Evet değerli insanlar şu anda Samet ekran kartını taktı. Daha sonradan fanını boşlukta kalan yere geçirdi. Fanımızı da taktı ve böylece Şu an fan de... fan taktı. Tamam yuvarlayalım. Kamerayı kapatıp vidalayalım. Tamamen yapayım fanımızı. Evet değerli arkadaşlar böylece fanı da takmış oldu. Fan kaybetmedik. Kasanın görünüşünü bozmadık kesinlikle. Çok kasamızda bir start aldıralım. Çoğu kişi merak ediyor değerli dostlar. işte abi RX 6800 tufun falan işte sıkıntılı mı diyorlar. Bir vatman falan verir. Görüntüyü keser şudur budur falan diyorlar. Kesinlikle bunlar yalan değerli dostlar. Tuf bu konuda iyi bir iş çıkartmış. Herhangi bir şekilde e, kolay kolay Watman Restore yemiyorsunuz. Siyah ekran yemiyorsunuz. Kart oldukça soğuk çalışıyor ki birazdan testlerini yapacağız sizlerle birlikte. Aklınızdaki bütün soru işaretlerini gidermiş olacağız. Duruma göre, ihtiyaca göre eğer işlemci test aşamasında çok ısınırsa dışarıdan Hydra takacağız. Hydra taktıktan sonra zaten sıcaklığımız 57-59'a sabitlenecek. Birazdan testlerini sizlere canlı bir şekilde göstereceğim kıymetli insanlar. Burada buradan inceleyelim Evet değerli arkadaşlar pinleri bu şekilde takıyoruz bakalım net bir şekilde takmış mıyız 1 2 3 4 4 pin buradan girmiş 1 2 3 4 doğru doğru takmış mıyız takmışız değerli dostlar sıkıntı var mı sıkıntı yok şu anda değerli dostlar gördüğünüz gibi pinlerimizi taktıktan sonra şu anda biz görüntü alacağız anlamına geliyor ee, Samet hocam kamerayı açalım ee, bilgisayara start verelim artık yani bir zahmet bir görüntü alalım şey gerek yok şimdilik, şimdilik takmayalım şimdilik bir bir görüntümüzü bir alalım. Anlaştı. HDMI'miz HM falan e, display portumuz takıldı. Aynen aynen onlar takıldı. Start'ı verelim hocam. Evet bakın tufun ışığı yandı. iki tane kırmızı ışık yanmadı gördüğünüz gibi. Sistem gıcır gıcır çalışıyor kıymetli insanlar. Birazdan görüntümüzü de alacağız sistemden ve sistemin testine yavaş önce. Aynen, görüntümüzü... aynen üstüne geliyor. Evet görüntümüzü aldık Şu söylediğim gibi. Yani bu kasaya 3 fanlı ekran kartı sığmaz. Yok 240 mm sıvı soğutçu sığmaz. Yalan palavra geçin onlara arkadaşlar. Gözlerimize göz. Yani ben gözümle gördüm ödeme inanırım. Siz de gözünüzle gördüğünüze inanın. Kesinlikle herkesin dediğini doğru olarak kabul etmeyin. Mutlaka araştırın, tarafsız olun. Ondan sonra kendi doğrularınızla hareket edin diyorum değerli insanlar. Efendim bakalım. Şu an Windows kuruyor da yani galiba Gaming kurmamış olabilir mi? Yok. Gaming Gen TR Windows'u kurmuş. Burada gördüğünüz gibi Windows 10 kurmuşlar bize. 10 kurulu. Evet, Windows 10, 10 kurmuşlar. Testleri falan yapmışlar. Sadece formatı atmışlar böyle. Formatı attıktan sonra beklemişler. Eee işte Windows özelleştirmesi falan geldiği zaman da direkt fiş çekmişler büyük bir ihtimal. O yüzden böyle bir kurulum sekmesi geldi bize. Tamam sorun değil. Sorun değil. Kuralım. Problem değil. Ve sizin için hazırlıyoruz hazırlıyoruz. Şimdi kamerayı kapatmayalım. Kapatmayalım kamerayı. Şu an siz tamam, şey tamam. E, şimdi lisans ileri deyin. Hesap bekleyin. Bekleyelim. Kişisel diyelim. Kişisel. 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 İleri diyelim. Tamam. Bekleyelim. Şimdi çevrim dışı hesap diyelim. İlk etapta şey girmeyelim. Çevrim dışı hesaba tıklayalım. Şimdi bize bir uyarı atacak. Emin misin, memin misin, şudur budur falan. Sınırlı deneyim değil Sol taraf. Harika. İsminize girin. Herhangi bir isim şudur budur yazın. İleriye tıklayın. İleriye tıklayalım. Bir dakika bekleyin diyor. Şimdi burası önemli. Burada bütün tikleri kapat. Sadece cihazımı bul açık kalsın. Windows bizden saçma satan veriler falan araklamasın. Sadece cihazımızı bırakıp alalım. İleri diyelim. Tamam. Buraya ata diyelim burayı. Tamam harikasınız. Evet değerli arkadaşlar değerli insanlar gördüğünüz gibi şu anda Gaming Gen sistemin sisteminin içerisindeyiz. Tuf 6800 var. Hemen şöyle sıcaklıklarına mıcaklarına bir bakalım. Şimdiden bir sıkıntı olmasın bize. Heh, tamam şimdi buradan. Efendim indireceğimiz ilk program. Google.com'a giriyorum hemen değerli insanlar. Şunları şöyle çarplayalım. İndireceğimiz ilk program. Tabii ki de HIF100'e download yazıyorsunuz değerli dostlar. Teknografın sitesine giriyorsunuz. Teknografın.com'a teşekkür ediyoruz bu konuda. Bize güzel güzel değerleri sıcaklıkları verdiği için. Buradan Trink iniyor zaten. Küçük programlar bunlar değerli dostlar. Fazla boyutları yüksek değil. Hemen dosyayı açıyoruz. diyoruz. kuruyoruz daha dosya açarken derken şuradan şöyle açalım. Daha iyi olsun. Ayrı tıkladım. Evet diyelim. Yes diyelim. Daha sonradan kurulum geldi. Next. 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 Install. Evet. Sonradan launch diyelim. Bakalım sistemin içerisinde AMD Radeon software falan hiçbir şey. Radeon yazılımı falan kurarak göndermişler. Kartı tanıyor sistem normalde. Evet. Sıcaklıklar has işte İşte bakın burada. Çekirdek sıcaklığı ve çekirdek çevresi has spot sıcaklığını görüyorsunuz burada. Ben biraz daha orijinal boyut yakınlaştırayım. Bakın burada gördüğünüz gibi has spot 30 36 derecede çekirdek 34 kart buz gibi e, işlemci idle'da yani boştayken 45 derece Evet Ryzen 5 Pardon Ryzen 7 5800X 3D e, idle 46 derece Bir yüksek stok fanda şu anda tekrardan şöyle girelim ikinci program Full Mark. download yazıyorsunuz Download. Greek Trinity'den hemen indiriyorsunuz değerli dostlar. Greek Trinity'den full markamıza indirelim. Orijinal kendi sitesinden. Buradan kıymetli insanlar download'a tıklayalım. Şuradan full markamız iniyor. İkinci bize gerekli olan program sıcaklık testinde bu program. Evet şu anda bakalım indi mi indi. Tamam full markamızı kuralım. Evet'e bastık. Exit. Next. Next. Masa üstüne şey olsun kısa yol oluşsun değerli arkadaşlar. Create butonunu tıklayalım. Daha sonradan şuradan şu tiki kaldırıp Launch Fullmark diyoruz. Ve Fullmark programımızı çalıştırıyoruz. Şu anda hazır. Sıcaklık değerlerine biz istediğimiz gibi bakabiliriz. Önümüzde hem GPU Z sensör kısmı açık hem Fullmark açık. Önce işlemciye bakalım. GPU Burner'da söylediğim gibi 16 thread var. Çok yüksek bir thread. I. Oyun 8 thread'i zorlar. Stock fan'da Ryzen 7 5800 x thread'i kaç derece merak ediyorum. Biraz ısınacak yalnız. Start yedirdim de 75, 83 bakın ısındı gördüğünüz gibi. Yani sıvı soğutucu lazım mı lazım. Peki ısınmasın diye ben şu an ne yapıyorum? Ee, i̇şlemciniz şu anda Ryzen 7 5800X 3D. Evet gördüğünüz gibi ne kadar çıktı? Normalde stok fanda. 88'leri gördü. Sıvı soğutucu alana kadar yapmanız gereken seçenekler şu. Sıvı soğutucu alana kadar gelin onu yüksek performansa çekin. İşlemci fazla ısınmasın diye. Güç ayarlarını değiştirdiği buraya 0 girin değer olarak. İşlemci güç yönetiminde de en düşük, en yani yüksek işlemci durumuna %80, %80 olarak limitleyin. Sıvı soğutucunuz geldiğinizde, geldiğinde bunları tekrar %100 yaparsınız. Şimdi 8 TRD zorluyorum tekrardan. Bakalım sıcaklık kaçı görecek? 45, 48 gördüğünüz gibi. Bakın GPU sıcaklık. Durduruyorum. 16 TRD zorluyorum. Buradan 16 yazıyorum. 16 yazdıktan sonra start veriyorum. Buradan gördüğünüz gibi artık 50 dereceleri geçmiyor değerli dostlar. Buradan da gördüğünüz gibi diyorum efendim size. Fakat biz bunu yapmasaydık işlemci gücünü limit limitlemeseydik. Ryzen 7 5800X'leri de stok fanda 88 derecelere çıkıyor değerli dostlar. Güçü %20 limit dediğinizde sıvı solucu gelene kadar gördüğünüz gibi 60'larda takıldığı çok rahat bir şey. Şimdi ekran kartı problemli mi abi? Isınıyor mu? Hemen bir bakalım. Tuf 6800. Burada değerli dostlar en güzel testim 1366'da 8x MSI anti ile yapacağım. Böylece dar boğazlı da ortadan kaldıracağız. Şöyle çekelim. Running diyelim. Bakın %99 GPU 1 usage diyor değerli dostlar. Yani benim e, ekran kartım %99 olarak kullanıyor. Bir dakikalık bir full mark tutuyorum bakın. Şurada bilgisayarcılar sizi kandırıyor olabilirler derdi dostlar. Full markta aşağı tarafta gördüğünüz değer çekirdeğin sıcaklığı ama her şey çekirdek değildir. Daha bunun viremi var, hotspot'u var, çekirdeğin kendi sıcaklığı var. O yüzden şuradaki değere kanmayın. Buradaki değerin yanında hotspot ve gösteriliyorsa eğer bazı kartlarda gösterilmez. Bellek sıcaklıklarına da kontrol etmenizde fayda var. Full markı ben e, dar boğazsız bir şekilde yüz yüzde 98-99 gördüğünüz gibi. Bir dakika süre boyunca yapıyorum. Time'dan kontrol ediyorum bunu. Ve FPS'im 145 FPS'lerde falan veriyor derdi dostlar. Zaten 6800 XT modeli 154 FPS veriyor. Demek ki 6800 düz ile 6800 XT arasında sadece 9-10 FPS var Furmark'ta. Buradan anlaşıyoruz Evet bir dakikayı geçti. Ben testimi kapatabilirim. Şimdi kapattığımda testimi sıcaklığa baktığımda ekran kartı bakımından 57 de derece olduğunu görürken çekirdeğinin hot spot bakımından ise sadece 66 derece olduğunu görüyoruz. Normalde çekirdek sıcaklığı 77-78'e kadar tolere edilebilirken tufta çekirdek sıcaklığı 20 derece olması gerekenden daha soğuk. Hot spot bakımından da 20 derece. Yani bu kart diğer RX 6800 muadillerine göre ortalama 10 ila 20 derece daha soğuk çalışıyor. Tuf bu konuda gerçekten manyak bir iş çıkartmış diyorum. Tabi işlemci Ryzen 7 5, 3 de stok fanda olmuyor dediğim gibi gücü limitlemek gerekiyor. Ryzen 7 5800 3 bir işlemciniz varsa yani e, efendim gelenin şurada da yazdığı gibi bu bilgisayara tıklayalım. Oradan bilgisayarlar sistem özellikleri diyelim. Ryzen 7 5800 3 bir işlemciniz varsa stok fanda ısınıyor. 240'lık sıvı soğutucu takacaksınız ya da stok fanda ısınmasın diye gücü %80 olarak %20'lik limitleyeceksiniz sıvı soğutucunuz gelene kadar diyorum efendim. Radeon software ayarları bizim için önemli. Radeon software ayarlarını şurada bulabilirsiniz. Bakın radyon yazılımı diyor. Çift tıklıyorum. Açıyorum. Bunu alta diyoruz. Dokunmayacağımız ayarlar şu. Sürüm olarak baktığımda adrenalin bu. Değerli arkadaşlar. Software Adrenalin 2020 Edition kurulmuş buna. Olabilir. Problem değil. Kesinlikle bakın kesinlikle ayar çarkına tıklayıp, ayar çarkından ekran kartlarına gelip, ekran kartlarından şuradaki ibrelere dokunmuyorsunuz. Dokunursanız kartın içinden geçersiniz. Bunu yapmadığınız sürece bu kart problem vermeyecektir değerli dostlar. E abi ben bunlara dokunmayacağım o zaman ben gecikme önleme efesarı mefesarı nereden açacağım diyorsanız oyunun içinden açacaksınız. Siz burada bu ayara dokunmadan oyun içinde efesarı açarsanız efesarınız yine etkinleşecektir değerli dostlar. Mesela şurada Radeon Boost var. Bu Radeon Boost'u biz açıp düzeyi düzey 83-33'e getirdiğimizde YouTube'larda kasmaya falan başlıyor. Fakat ayarlara dokunmadığımız zaman bir problem olmuyor diyorum değerli dostlar. Performansa geliyorum. Buradan ayarlanıyor'a bakıyorum. E, burada kabul ediyorum'a tıklıyorum kıymet insanlar. Zero RPM fan volümünü görebiliyoruz. Şu anda Samet ekran kartının fanları dönüyor mu abi? Dönmüyor. Evet. Samet'in de dediği gibi ekran kartımız dönmüyor. Zero RPM modunda. Yani ekran kartı o kadar güçlü ki yük altında dönüyor değerli insanlar. Şu an sistemde gezerken, film izlerken, internette takılırken e, fanlar dönmeyebilir. Çünkü kart ısınmıyor değerli dostlar. O yüzden benim kartımın fanları dönmüyor. Eyvah falan sakın demeyin. Kartta 0 RPM modülü var diyorum ve gerçekten sıcaklıkları da muazzam Fanlar dönmemesine rağmen 44'te falan takılıyor. Düşünün artık değerli dostlar. Ayarlanıyor'a gelip de buradan da değerli dostlar herhangi bir şekilde ayar mayar çekmiyorsunuz, yapmıyorsunuz, etmiyorsunuz. Kısacası bu programa girmiyorsunuz. Bırakın alta açık bir şekilde. Şurada beklesin değerli dostlar. Bir problem olacak. Sistem taş gibi. Yük altına tekrar sokalım. Siyah ekran mı ekran vermediğini göreceksiniz. Bu sefer yükü zorluyorum. 1080p direkt alıyorum. 8.2 SMS'i ayarlıyorum. Samet monitörümüz 1080p'li değil mi? 2K hocam. 2K mı? 2K'ya çekiyorum değerli arkadaşlar. Daha daha kartı zorluyorum. 2K'da 8X MSI Anti-Aliasing açık bir şekilde. 1 dakika boyunca bakıyorum. S ekran, M ekran verecek mi? Testimiz başlasın efendim. 2K'da şöyle bir yardıralım. Running. 2K 8X MSI anti de bile 52 FPS veriyor muazzam bir değer. Hele ki ben orta taraftaki simidi kapattığımda benim FPS'in 2K 8X MSI'de arkadaşlar 770 gitmiş 9'a fırlıyor. 6800'ün gücünü görüyor musunuz? Simi de tekrar açalım ne olur ne olmaz. Evet gördüğünüz gibi sıcaklıklara baktığımızda ise sıcaklıklarda 55 derece gibi bir miktar seyrediyor. Alt tarafta bizim GPU'yimiz açıktı. Tekrardan kontrol ederiz. Bakın şu anda kaçıncı saniyedeyiz? Size yakınlaştırarak göstereyim. 43. 44. saniyedeyiz. Samet şu an fanlar açtı dönüyor değil mi abi? Hemen bakıyorum hocam. Aynen şu anda dönüyor. Tamam şu anda dönüyor. Gördüğünüz gibi fanlar yük altına girince döner otomatik bir şekilde. Yük altına girmeyince dönmez. Bakın 2K 8X MSI 6 Leasing'de bile 1 dakikayı geçirdiğimizde %99 kullanımda tam yükte yine 60 derece yapamadık. Yine 60 derece yapamadık bu kartı değerli arkadaşlar 59'da kal. Kart bu gibi çalışıyor. Bir sorun var mı? Peki şey nasıl? Ne? İşlemci sıcaklığı Şimdi işlem sıcaklığı sadece şöyle biz Ryzen 7 5.8'lik serili kullanıyoruz ve bize stok fanda gönderdiler bu işlemciyi. Ya. İşlemci stok fandayken 88 dereceleri gördü. Ben güç limitlemesi uyguladım. %20'lik güç limiti uyguladım. Şu anda yük altında 60 dereceye yürüyor. Sorunsuz sistemi zorlayabilirsin. Ta ki sıvı soğutucun gelene kadar. Sıvı soğutucu geldiğinde ben işlemciden çaldığım %20'lik performansı tekrar geri vereceğim. Isınmamış oluyor evet. çünkü. Böyle yapacağız. Şimdi sen kullan bilgisayar çat kapanmasın diye gücü limitli bir 60 dereceye çıkmış. Serveyim. tamam. tamam Sen bugün. Tamam. Ben, sana takır. Ben sana şey atayım. Hayır ben. böyle peki o işte ilim yoksa daha iyi içinde takabiliriz yani bunda böyle daha iyi gidebilecek bir şey var diyorsanız yani onu takalım sıkıntı yani Fazla para verme Samet. Bu sistemi zaten hmm. uyguna denk getirdik. Paran cebinde kalsın. Bu bile bizim işlemcimizi yüzde yük al. altında yüzde yüz tam performansta 65 dereceye falan geçirmeyecek. 1200 lira veririz. 240 takarız. Bu işi atlatırız. Şimdi Samet tamam. e, ben senden şunu duymak istiyorum abi. Ee, bu sistemi sen Ryzen 7 5800 x trilleri bir şekilde hatta mantesi de şuradan açalım değerli arkadaşlar. Samet gelecek birazdan dersi var. Neden biraz soru soralım Samet'e. Şimdi şu evet. mantis sistemi Samet geldi değerli dostlar. E, ee, i̇şlemciyi Ryzen 7 5800 3D yaparak anakartı da Prime B550 yaparak daha sonra da MA yapmıştı sanırım. Evet Prime B550 MA yaparak daha sonradan da Gen4 bir Kingston M2 kullanarak bu sistemi 23.000 677 liraya falan satın aldı doğru mu Samet? Hocam bunda 4 tane RAM var. Sanırım 24 buçuğa falan da ekledim. Tamam tamam. 2 tane 2 tane RAM aldık. 2 tane daha RAM aldık Samet. 24, ben, 24 750. 24 750. Aynen öyle. Aynen öyle bakalım. Samet bunu 24 750'ye satın aldı arkadaşlar. Ben şu an sepet ekle dediğimde gerekli bütün parçaları ekleyemezsiniz diyor. Ama Samet sepete ekledi. Evet. Görüşürüz beniyorum. Sesini göndereyim hocam siparişlerden hatta aldığınız ekranı paylaşırsınız hani bu benim Aldığım ürünlerinden de muhabir her şey ama tamam SSS'ini SS gönder bana Samet. Ve Samet gibi 5-6 abonemiz değerli insanlar bunu bu şekilde alabildi. Ama Samet gibi 5-6 abonemiz haricinde ben bu sistemi YouTube'a çektim tanıtma adamlar şu an ne diyor? Kardeşim sıvı soğutucu ekle diyor. Niye? E biz bunu testini yapamıyoruz soğutucusu yok. E Samet'e o zaman stok soğutucuyla gönderdiniz? Diğer abonemiz var. Buna niye stok soğutucuyla gönderdiniz? Sebebi ne peki? <laughs> evet, evet Samet'in şu anda aldığı ürünlere bakıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde 24.750'ye satın aldı. herhangi bir şekilde sıvı soğutucu bu soğutucu eklemeden kasasını değiştirmeye gerek kalmadan 24.750'ye bu işin içerisinden rahat bir şekilde çıktı dışarıdan şu sıvı soğutucuyu takacak ve sistemin keyfine bakacak değerli değerli insanlar. Fakat bu video yayınlandıktan sonra bu sistemde Samet gibi yapamaz hale geldik. MA'yı önce kaldırmışlar sonra stua gelmişti. İnsanlar bunu zoraki dayatmayla sıvı soğutucu dayatmasıyla bundan çok daha yüksek fiyatlara satın aldılar. Burada Gaming Gentere'ye soruyorum. Madem test yapamıyordun stok soğutucuyla bunu soğutucusu yoktu. Samet gibi abonelerime niye stok soğutucuyla bu sistemi gönderdin? Daha sonradan bize diyorsun ki stok soğutucu yok. Test yapamayız diyorsun. Bu bir. İki. Neden biz sıvı soğutucu taktığımızda GD 301i canlı canlı gördük. Ölçülerini al Neden insanlara 240 aldıkları zaman ee, şuradan göstereyim. Neden insanlara 240 mm sıvı soğutucu seçtirdiğin zaman kasayı 301'de bırakmıyorsun da bu sefer 501 kasa olacak diyorsun. Ben buradan sana soruyorum. Eleştiriyorum. Kesinlikle bak madını aldırıyorum. Övüyorum. Küfür hakaret etmiyorum. Sadece soruyorum. Sormak bizim en doğal hakkımız. Bu iki tane soruya cevap verirsen gerçekten çok mutlu olmuş oluruz diyoruz. Sana için eklemek istediğim bir şey var mı? Sistem hayırlı olsun şimdiden. aynen iyi bir sistem topladık. Sana da çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bana yardımcı oldu bu konuda. Yani güvenlik bölümü yaptığı iyi işler var. Aslında mesela normalde fan gelmiyor. bunu ek olarak fan gelmişler. Yani kötü yönlerini söylerken iyi yönlerini de söylemek lazım. Doğru. Fiyatı da gerçekten e, uygun işte. yani. Evet fiyatı. Uygulaması falan da güzel geldi. Yani şu an bana. İnşallah bir sıkıntı çıkarmaz. Önceden bir sıkıntı yaşamıştım çünkü. İnşallah bu sistemde de bir sıkıntı yaşamamalar. Yani, i̇yi ürünler, iyi zamanlar geçirebilirsiniz. Evet bu sistemin şimdi kalibrasyonunu da yapacağız sen dersten çıktıktan sonra ekstradan driver'ları driver falan bir yükleyelim mi? Yani bu, da 5 -5 yani bu bizim öncesi son ders olması lazım. O yüzden bu dersi olmak isterim? yani zaman kısıtlaması için de özür dilerim. Değil Değerli insan ee, sen dersten çıktığında falan yazarsın. Güzel bir bunun e imlemesini yapalım. Driver eksik driver kuralım. Windows'u fullleyelim fullledikten sonra keyfimize bakalım. Ee, evet Gaming Enter'e dediğim gibi Samet kötü yönleri varken iyi yönlerini de söylemek lazım. Tarafsızlık bunu gerektiriyor. İyi yön olarak e, sistem fiyatı gerçekten ucuz. Yani şuna siz sıvı soğutucu dayatmasıyla maruz kalsanız bile e, yine de sistem fiyatı uyguna denk geliyor. Sıvı soğutucu size seç değiştirmek zorunda bıraksalar bile. Yine de fiyatı uygun mu? Uygun. Kargolamada bir sıkıntı çıkartıyor mu? Ezik vuru kırık şudur budur var mı? Yok. Kargolaması güzel. Gayet sağlam paketliyor. Size sorunsuz bir şekilde ulaşıyor. Tek sıkıntısı şu. Bazı yerlerde bize dayatma yapmasın. Benim bir problemim varsa o da problem bu. Yani ben zoraki bir iş sevmiyorum. Bu işler bu işler hem para işi hem ticaret işi hem de gönül işi. Gönüller hoş olsun istiyorum. Nacizane buradan iki tane de soru sordum. Ama kendilerinde sistem fiyatı güzel olduğu için tebrik ediyorum bu konuda. Samet'ciğim ekleyeceğim bir şey yoksa videoyu yavaştan bitirelim. İnsanların aklında soru işareti kalmasın. Benim ekleyeceğim bir şey yok hocam. Tamamdır. Tamamdır. O zaman değerli insanlar, sevgili dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizin bu video hakkında düşünceleriniz nelerdir? Hepsini yorumlarda belirtirseniz ayrıca mutlu oluruz efendim. 6800 tuftan nasıl bir performans sıcaklığı nasıl falan şudur budur göster dediniz. Buyurun size gösterdik. GT300 birinciye nasıl takarım dediniz. Bunları da gösterdik. Problem var mı dediniz. Test et ettiğim 61. kart. Bir problem yok arkadaşlar. Bunu bilin artık. <laughs> yani sağda solda dönen hüsnü kuruntu şeylerle, e, boş fikirlerle, boş beleş forum bilgileriyle falan bu kart problemli falan demeyin. Bu kart bir problem yok. Çok nadir bir şekilde Batman Restoret yani ekran kesmesi olabiliyor. Onu da çok rahat bir şekilde ufak bir voltaj düşürmeyle çözebiliyoruz. Nitekim test ettiğim 61 tane karttan belki de 62 olmuştur. Sayamadım belli bir süre sonra. Bir iki tanesinde Batman Restoret ye çıktı çıkmadı ya çıkmadı. Yani %1-2 ihtimal, çok düşük bir ihtimal. Çıksa dahi 0050 mini voltajda volt undervolt atarak kartı rahat bir şekilde buradan kurtarabiliyorsunuz. Performansı düşmüyor. Gerçekten güzel. Soğuk çalışıyor. Sistem güzel. Hayırlı olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşmak üzere diyorum efendim. Fikirlerinizi özgürce belirtebilirsiniz. Kendinize çok tatlı bakın. Esen kalın. Hoşçakalın.